Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün gerçekten hani böyle kulaklarımızdan haber fışkıran bir gün oldu. Gerçekten önemli haberler vereceğim size. O yüzden pek yapmadığım bir şeyi yapacağım. Sonuna kadar izlemeye gayret edin. Zaten fazla uzun tutmuyorum. Şimdi günün flaşı, manşeti sürpriz bir gelişme aslında. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in erken seçim lafzını ağzına alması. Ben böyle bir şey istemiyorum derken ve neden istediğini, neden Erdoğan'ın nasıl erken seçimle tehdit ettiğini size anlatacağım. Sonra bir başka önemli haber, gerçekten önemli bir haber. Anayasa Mahkemesi bugün öyle iki karar aldı ki, Erdoğan'ı gerçekten zora sokacak ki bunu da yine Özgür Özel'in hani Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma çerçevesine sokabiliriz. Arada size aslında bugün biraz daha detaylı vermek istediğim bir konu vardı. O hani kaynamasın diye onu kısaca şimdi söyleyeceğim. Şimdi St. Petersburg'da bir ekonomi forumu topluyor Vladimir Putin. Bunu her sene topluyor. Yani bu sene de yine hani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin hükümetine kadar katılım var. Türkiye'den de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar katılacak. Zaten bu forumun ana sponsorlarından biri de Rosatom. Rosatom'u nereden biliyoruz? Akkuyu Nükleer Santrali'nden. Türkiye'den bir konuk daha var. O benim ilgimi çekti. Yani şeyi Alparslan Bayraktar'ı yadırgamamak lazım. Çünkü daha işte bir ay kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne, 2 hafta kadar önce de Çin'e gitti. Hep enerji görüşmeleri yaptı. Hatta böyle madencilik görüşmeleri yaptı. Şimdi de Rusya'ya tekrar gidiyor. Önemli. Ama davet ettikleri bir şahıs daha var. Bir kişi daha var. Bir siyasetçi daha var Türkiye'den. St. Petersburg Ekonomik Forumu'nun. O da Ali Babacan. Ali Babacan son 20 günde 3. uluslararası etkinliğine gidiyor. Deva Partisi Genel Başkanı. Gerçekten bu ilginç. Orada bazı forumlarda konuşmacı olarak davet ediliyor. Şimdi bu enteresan bir durum. Çünkü Deva Partisi hani seçimlerde halktan umduğu rağbeti göremedi. Bu açık ama Babacan'ın bir iktisatçı olarak, uluslararası iktisatçı olarak uluslararası rağbeti sanki devam ediyor, artıyor. Bu da ilginç, not edilmesi gereken bir şey. Yani hem batıda hem doğuda ki bu ekonomik forumlara, ki geçenlerde de Çin'deydi, ondan önce tekrar Avrupa'da bir oturumdaydı. İlginç bir gelişme, bir kenara not edelim. Gelelim şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına. Anayasa Mahkemesi iki iptal kararı verdi bugün. İkisi birbirinden önemli. Bir tanesi dedi ki Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'nın meclisten yetki almadan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma yetkisi yoktur. Bu anayasaya aykırıdır. Bu hakikaten geriye dönüp baktığımızda son hani 2018'den 19'dan bu yana kaç Merkez Bankası Başkanı'nı, hatta Naci Ağbal'ı önce Beştepe'deki işte strateji başkanlığından oraya atadı. 4 ay sonra aldı görevden filan. Yani bunları hatırlıyoruz hep. Bu anayasaya aykırıdır dedi. Şimdi bunun ne gibi sonuçları olacak? Yani daha önceki Merkez Bankası başkanları hadi ben tekrar döneyim der mi demez mi bilmiyorum ama bu önemli. Bir başka Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı da dedi ki Anayasa Mahkemesi üniversite rektörleri atama yetkisi yoktur Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi bu hakikaten işte bu hani tek adam rejimi diye muhalefet eleştiriyor ya. Şimdi orada onun sınırlarını Anayasa Mahkemesi çiziyor ve Anayasa Mahkemesi hani ne tür yorumlar yapıldı yenilerde, özellikle Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolmasından sonra artık Anayasa Mahkemesi tamamen işte hükümetin kontrolünde, hükümetin kontrolünde olmayan, Erdoğan'ın kontrolünde olmayan hiçbir karar çıkmaz diye çıktı. Yani bu tür kararlar hakikaten zaman zaman bize hani Türkiye'de de yargıçlar varmış dedirtiyor. Ama bu iki karar, yani Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası başkanlarını görevden alma yetkisi yoktur, bu anayasaya aykırıdır demesi ve keza Boğaziçi Üniversitesi rektör atamalarından hareketle rektör atama yetkisi yoktur demesi Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten önemli. Siyasi hayatta yankıları olabilecek, belki ekonomik hayatta da, çünkü Merkez Bankası başkanından söz ediyoruz, ekonomide de etkisi olabilecek gelişmeler.
Bu hani normalde ana haber olabilecek bir şey. Unutmadan bir başka önemli haber. Aslında bugün sabah kalktığımızda tek haber var gibi görünüyordu piyasada. O da piyasa derken yani habercilik anlamında, haber piyasasında. O da Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış'ın görevden alınması, yerine Hakkari Valisi'nin kayyum atanması, daha 31 Mart seçimlerinin hani dumanı üzerinde tüterken 10 yıl önce açılmış bir dava ne oldu? Tekrar gerekçe gösterildi. Görevden alındı, kayyum atandı. DEM Parti'nin tabii ortalığı birbirine katması beklenebilecek bir şey. Böyle bir durumda işte Hakkari'de önünde nöbet tutmaya başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi yüksek düzeyli bir heyet Hakkari'ye gönderdi. Onlar da sahip çıkıyorlar. Zaten Özgür Özel daha dün şey söylemişti. Demişti ki biz bunu kabul etmiyoruz. Ya bir suç varsa ortada olabilir. Kimse seçilmiş diye suç işlemekten azade değil. Yani o suçu affedilecek değil. Ama bunun kuralları var arkadaş. Dava açılır. O adam orada duruyor. Mahkumiyet kararı çıkar. Tamam mı? Süreçler tamamlanır, yasal süreçler. Ondan sonra zaten idari yargı süreçleri devreye girer, görevden o zaman alınır. Yani 10 yıl önce açılmış ve hala sonuçlanmamış bir dava nedeniyle daha yeni seçilmiş hem de farklı olarak seçilmiş belediye başkanını görevden alıp yerine yine 31 Mart'a kadar o işte kayyum olan, Hakkari'de kayyum olan valiyi atamak hakikaten şeyde çok ciddi tepkilere yol açıyor. Bugün de zaten Tülay Yetimoğulları şeyde DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda hani çok sert konuştu. Bunun bir kumpas olduğunu, bunun hem kendilerine hem Türkiye'de demokrasi ve muhalefete bir komplo olduğunu, darbe olduğunu söyledi. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli halinden memnun. O dedi ki çok doğru yapmıştır İçişleri Bakanı, işte yapılması gereken yapılmıştır, böyle devam diye. Bu gelişmelerden en çok memnun olan parti zaten Milliyetçi Hareket Partisi. Bu çok açık görünüyor. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi kararı var ya, işte şeye geliyoruz, bugünün manşet haberine geliyoruz. O da erken seçimle tehdit etmesi Özgür Özel'in şeyi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı, hem de tam şeye giderken, yani bu ikinci görüşmeye artık olacak mı olmayacak mı tereddütle bakıyoruz giderken, dünkü yayınımızda hatırlayacaksınız, belki hatırlayanlarınız olabilir, ne demiştim? Demiştim ki bu ikinci görüşmeye kadar, ki önümüzdeki hafta olacağı Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildi, önümüzdeki görüşmeye kadar böyle çok karşılıklı sertleşen hamleler olabilir diye işte gördük. Ne dedi bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Özgür Özel? Bakalım. Diyor ki şimdi Türkiye bir yol ayrımında bir karar verilecek. Biz milletten aldığımız vazifenin gereğini yapmak boynumuzun borcu. Biraz cümle düşük. Ancak birileri yumuşama derken kırmızı çizgilerim var diye bir hat çekip sakın o hattın arkasına saklanıp anayasaya uymamayı, anayasa mahkemesini tanımamayı, kayyım politikalarıyla halkın iradesine el koymayı, toplantı ve gösteri yürüyüşünü gasp etmeyi, yok sayılan toplum kesimlerini daha da ezmeyi, kırmızı çizgi görüyorsa orada ne yumuşamadan ne normalleşmeden bahsedilemez. Kimi tarif etti sizce? Bence Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastetti. Çünkü bu yumuşama derken kırmızı çizgilerim var diyen kim? Kızılcahamam toplantılarının açılışında, cumartesi günü açılışında Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan'ın sözleri bunlar. Orada hatırlayın, demişti ki tamam biz yumuşama diye kırmızı çizgilerimizden bahsedemeyiz. Eyvallah. Ama orada bir cümle daha var devamında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kırmızı çizgileri var dedi. Şimdi yani burada yapılan görüşme CHP AK Parti arasında mı yapılıyor, yoksa CHP ile bütün Cumhur İttifakı arasında mı yapılıyor? İnsanın aklına bu sorular geliyor. Bu sorular geliyor. İşte devam ediyoruz. Özgür Özel ne diyor? Yani özetle diyor ki kardeşim, bir yandan yumuşama diyorsun, bir yandan kırmızı çizgilerim var diye hani bazı konulara girmem diyorsun. Onların da ne olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak,
Şimdi bakalım iki tane daha kararımız var değil mi? Az önce size söyledim. Bir, Anayasa Mahkemesi dedi ki rektör atayamaz Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki almadığı müddetçe. İki, Merkez Bankası başkanlarını da görevden alamaz. Anayasa buna da izin vermiyor dedi. Anayasa Mahkemesi'ni tanımama, tabii Özgür Özel bunu söylediğinde o kararlar çıkmamıştı. Neyi kastediyordu? Gezi davasının, işte Osman Kavala, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, onları kastediyordu. Anayasa Mahkemesi'ni tanımamayı, kayyum politikalarıyla halkın iradesine el koymayı, Hakkari verdik örneğini, toplantı ve gösteri yürüyüşünü gasp etmeyi, 1 Mayıs şeyinden bahsediyor. Yok sayılan toplum kesimlerini daha da ezmeyi kırmızı çizgi görüyorsa, orada ne yumuşamadan ne normalleşmeden bahsedilemez diyor. Şimdi yok sayılan toplum kesimleri derken yani emekliler, asgari ücret çok önemli değil mi? Bakın bugün Yetkin Report sitesinde Fatih Özatay, Profesör Doktor Fatih Özatay'ın bir çok önemli bence bir makalesini yayınladık. Vaktiniz varsa mutlaka girin bakın, 2 dakikanızı alıyor okuması. Fatih Özatay diyor ki evet, bu gidişle enflasyon düşecek. Ama enflasyonun düşmesi hayat pahalılığının düşmesi anlamına gelmeyecek ve asgari ücretin mutlaka artırılması gerekiyor. Aksi takdirde asgari ücret zaten Nisan'dan bu yana Türk İş'in belirlediği, Türk İş Konfederasyonu'nun belirlediği açlık yoksulluk sınırının altında. Bu devam ederse eğer hani Temmuz'da asgari ücrete artış getirilmeden, zam gösterilmeden, ki emekli maaşları da aynı şekilde devam edecek, toplumda bu ciddi krizlere, çatlaklara yol açabilir. Bu da hani okumanızı tavsiye ederim. Önemli bir yazı. Ama işte burada hani yok sayılan toplum kesimleri derken de bunlar kastediliyor. Şimdi devam ediyoruz. Başka ne diyor? Biri istemiyor diye, kriminal tipler normalleşmeden korkuyor diye genel başkanlarına hakaret ettirip bizimle kavga ettiremezler. Burada kim kastediliyor? Burada Milliyetçi Hareket Partisi, Sinan Ateş davası, işte bu Ayhan Bora Kaplan çetesi davası falan, bunlar kastediliyor. Diyor ki kriminal tipler normalleşmeden korkuyor diye genel başkanlarına hakaret ettirip bizimle kavga ettiremezler. Ben Bahçeli ile kavga etmeyeceğim diyor. Birileri istemiyor diye ben bu hak arama mücadelesinden geri duramam. Muhatabımla müzakere yaparım. Sonuç alamazsam, üzerime ne düşüyorsa onu yaparım diyor. Şimdi devam edeceğiz. Yani bu erken seçim uyarısına niye geliyor? Çünkü hatırlayacaksınız, 31 Mart'ın hemen o akşamında dedi ki biz bu erken seçim falan istemiyoruz. Önümüzde 4 yıl var, oraya hazırlanacağız demişti. Şimdi diyor ki oysa, özgüvenli bu siyasete ayak uyduramayanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını görmek istemeyenler, CHP'nin 3 aydır yapılan bütün anketlerde birinci parti oluşunu en düşük ölçeğinin 32-33 diyor. AK Parti'nin seçimden beri %30'un altında oluşunu görmeyenler, bu özgüvenli siyasetin partiye kazandırdığının Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra yeniden iktidar yapmak inancına sahip olmayanlar diyor. Şimdi buradan devam ediyor. Benim bir tek hedefim var diyor. Ben 31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. 2028 diyorlar. Bakın burası gerçekten önemli. Hani Berat Albayrak gibi konuşmak istemiyorum ama burası önemli. Çünkü hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı ne diyorlar? Arkadaşlar, yani bu özellikle yatırımcılara, iç ve dış yatırımcılara ne diyorlar? Arkadaşlar, 4 yıl seçim yok. Bugüne kadar ana muhalefet partisi de bu çizgideydi. Biz seçim, erken seçim istemiyoruz diyordu. Şimdi bu sözlerin ekonomide de siyasette de çok yankıları olacak. Tıpkı Anayasa Mahkemesi'nin son kararları gibi. Şimdi diyor ki 2028 diyorlar, 31 Mart'ı bahane edip haydi hemen sandık demem. Ama böyle giderse, yani bunlar devam ederse, erken seçimi millet ister, önünde de kimse duramaz. Bu kadar net. Eğer millet sesini duymayana, duyurur, görmeyene gösterir. Önümüzdeki demokratikleşme, normalleşme, mağdura sahip çıkma, emeklerin yüzünü güldürme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana bu millet okumadığı mektubunu genel seçimlerde okutur. Şimdi buradan Özgür Özel'in
erken seçim talebinde bulunduğunu, erken seçim çağrısında bulunduğunu çıkarabiliyor muyuz? Hayır, çıkaramıyoruz. Ama ne diyor biliyor musunuz? Bakın, Erdoğan'a doğrudan söylüyor. Erdoğan'a diyor ki, ya Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanı, makama saygı diyor ya, Sayın Cumhurbaşkanı, eğer hani bunları hem bir yandan diyalog teklifinde kim bulundu? Özgür Özel bulundu. Hem diyalog teklifimizi kabul edip bizi ziyaret edeceğinizi söylüyorsunuz. Ama bir yandan kırmızı çizgiler var derken, bir de MHP'nin kırmızı çizgilerini önümüze koyarken bu yumuşama nasıl olacak? Eğer böyle olacaksa biz de erken seçim istememe talebimizi gözden geçiririz diyor. Apaçık bunu söylüyor. Bakalım gelişmeler nasıl seyredecek? Çünkü bunlar hakikaten önemli gelişmeler. Önemli gelişmeler. Bakalım Erdoğan'ın buna karşılığı ne olacak? Ama dediğim gibi tekrarlayacağım, kusura bakmayın. Bu Erdoğan özel görüşmesi önümüzdeki hafta CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi ya Sayın Cumhurbaşkanı. O zamana kadar bu düello, bu giderek de hani şeyi artan, dozu artan siyasi satranç hamleleri bana devam edecek gibi görünüyor. Şimdi bakacağız Erdoğan bu hamleye nasıl bir karşılık verecek. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.